Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ne habersin? İyidir. Kardeşim. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Hoş geldin. İyi misin? Sen? İyi. Canım. Fırat, bu arada çok teşekkür ederiz ya. Ya ne demek, lafım olur. Ev sizin. Ne zaman isterseniz. Var mı kafanızda bir şey? Ne yapıyoruz? Aslında yani aklımda bir şeyler belirdi tabii ama Elif'in de fikrini almam lazım. Harika. O zaman biz konuşalım. Göster bana. Hadi bakalım. Sonu mu? Sonu de. Alper, ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Yani hatırlamadığım bir geceyi ben Elif'e nasıl açıklayacağım? Ne diyeceğim? Üstelik gerçekten ben böyle bir hata yaptıysam kendimi affetmem. Hem ki ya senin söylediğin gibi bir oyunsa bu, o zaman ne yapacağım? İyi görmüyorsunuz maşallah. Öfkemi değil de aşkımı seçtim. Aferin be Elif, çok iyi yaptın. Hadi gel, acıktık hadi ya. Hazırlanıyor bir şeyler, hadi geçelim. Ne yaptınız? Ya aslında burası güzel olacak, biliyor musun? Ya tabii. İşte tam o sırada annem aradı. Temelli Türkiye'ye döneceğini söyledi. Yani sizin anlayacağınız, artık sadece babamla değil, annemle de uğraşmak zorunda kalacağım. Yandım ben ya, yandım. Vallahi yandım. Valla beni karıştırma da Alper'cim, ne yaparsan ya. Yok ya. Peki şeye ne oldu? Hani hastalıkta, sağlıkta birlikteyiz sözüne hayatım. Daha hoşamaya gelemedik ki. Valla annemle tanışınca pek bir seçme şansın olmayacak canım. Çünkü kendisi direkt olarak konuya giriş yapacak. Ya. Maalesef. Ama korkma ya, bir şey olmuş. İkisi de birbirinden çılgın abi. Ben daha o zamanlar küçük bir çocuğum. Gör işte, okuma yazmayı öğrenmeye çalışıyorum. Bir şeyler yazıyorum, çiziyorum falan. Babam da içeride bir şeyler çalışıyor. Bir anda bir kapı açıldı. İçeriden kırmızı saçlı bir cadı çıktı. Cadı. Bayağı masallardaki cadı yani. Bayağı saçlarını kırmızıya. Kim o? Annem. Böyle saçlarını kırmızıya boyamış. Uçlarına da böyle şey takmış. O boncuklardan var ya. Boncuklardan takmış. Ben de ne bileyim yani, daha o zamanlar küçücük çocuğum. Cadı sandım, bastım çığlığı. Ben ne anladım yani. Çok iyiymiş. Belki hatırlamana yardım eder. Peki hiç fotoğrafı var mı annenin? Yani kırmızı saçlarıyla. Ya kesin babamda falan vardır ya. Çok pardon. Çok merak sevmeme engel olacak bir şey yapmazsın sen. Ya
yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Eve gelmediğim gece var ya. O gece ben bir başkasının yanındaydım. Sessiz bir gölgeyim, yapayalnız.